Merhaba Emel. Merhaba Zeki, nasılsın? Teşekkürler, hoş geldin. Bu sefer de ben seni ağırlamış olayım. Olur. Çünkü evet, öyle yorumlar alıyoruz. Sanki yani ben programın yapımcısı benmişim, sen de hep konukmuşsun gibi çıkıyor. Öyle konuk gibi oturma yani sen de o zaman. Biraz girişimde tamam, ortalığı temizliğim süpürüyorum. Üç günden sonra artık misafirlik bitermiş. Tabii biter kesinlikle. Bu kaç oldu? 21. bölüm mü olur? Yok, 21 yayınladık. 22. Bu 22 olacak. İyiymiş, iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. 22 haftadır istikrarla. Evet. İstikrarla. İstikrarla. Evet. Nice 22 haftalara. İnşallah. Hadi bakalım. Evet, bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün nelerden bahsedeceğize girmeden önce şöyle birkaç yorum aldım ben bu podcastlerimizle ilgili olarak. Çizginiz iyice oturmuş dediler. Hı. Hani önceki bölümlerde herhalde biraz saçmaladık mı? Ya da daldan dala savrulduk mu bilmiyorum. Yok ama. Bence şöyle bir şey. Aslında şimdi tabii deneme yanılma yöntemi biliyorsun. Yani herkese bak. İşte örnek verelim, mesela beyaz ilk başladığın zaman ile hani en son aynı zamandaki. Renkte mi? Aynı renkte mi değil. Yani farklı. İnsan değişiyor, oturuyor, evriliyor. Bir de tabii dinleyicilerimiz de bizim, hani bunlar ne yapıyorlar? Tam olarak hani şey yapamamış, oturtamamış olabilirler. Hani bizi tanımadıkları için amaçları ne? Hani nasıl insanlar, tarzları nedir bilmedikleri için bence öyle söylemiş olabilirler. Ama tabii zamanla oturuyor. Her şey tecrübeyle. Evet. Bilintili. Hani hoşuma gitti. Tabii böyle oturdu artık ve tekrar rutine binsin de istemem. Ya kaldıralım o zaman. O sebeple bizim de bir kendimize göre çizgimiz galiba oluşuyor. Evet, oluşuyor galiba yavaş yavaş. Bugün yeni nesilden bahsedelim istedik. Şu Z jenerasyonu diyorlar ya. Harf de bitti ama ne yapacağız? Harf bitti bilmiyorum. Hmm. Bazen diyorum ki acaba diyorum hani jenerasyonların hani alfabetik gidiyor yani Çin alfabesinden olsaydı belki bilmem daha çok. Kaç bin varmış tabii, ya orada tabii, kelime. Çok çok fazla var harf. Harf de değil aslında, kelimeymiş galiba her birisi. Ha öyle miymiş peki? Baksana. Yeni nesil. Ne olacak bu yeni neslin hali mi? Ne adı ne? Adını biz koyarız sonra. Adı bende saklı diye. Ay, saklı. İğrenç şey vardı değil mi? İğrenç değil mi de tabii sevenler varmıştır. Öyle bir dizi mi vardı adı bende saklı diye? Şarkı mı vardı, öyle bir şey vardı? Adı bende saklı hatırlıyorum da nereden olduğunu ben de bilmiyorum. Hmm. Dün hatta evde konuşuyorduk. Hani her kanalda var 3-5 dizi. Seyreden mutlaka var. Bundan da Türkiye çok para kazanıyor aslında. Tabii tabii canım tabii. Elleme olsun. Fakat tabii isim bulmakta da eminim ki zorlanıyorlar. Evet. Ben dedim ki hani dizi yapılmamış herhangi bir kelime kaldı mı acaba diye yok. Düşündüm böyle. O ya yani vardır illaki. Vardır illaki. Ama hani biraz da böyle biz böyle acımaklı, duygusal olsun diye düşündüğümüz için isimleri de hep yok işte kadın, kızım, annem, komşunun kızı, kayınvalidem bize geldi. Evet, bazılarının senaryoları gerçekten iyi yani, emek sarf evet, edilmiş. Evet, evet tabii ki yani oyunculuk yönetmen. Oyuncular çok iyi, tabii. Kostümler bazıları evet. Çok iyi. O sebeple Türkiye gerçekten iyi bir noktaya gelmiş. Bir tane bir harita bir sunumda görmüştüm. Renklendirilmiş Türk dizisi seyredilen ülkeler neredeyse kaplamış. Tabii, Azerbaycan, İran. Oo, onları geç, hani Arjantin. Yok ya. Tabii tabii. Biz Brezilya dizileri izliyorduk küçükken. Geçti o eskiden de. Şimdi artık Türk onlar dizileri. Onlar da Türk dizileri. Ha, evet. Çok güzel. O haritayı gönderirim. Bilgisayarımda var. Hı hı. Çok ilginç alaka ülkelerde Türk dizileri seyrediliyormuş. Enteresan. Güzel bir şey. Hı. Yani. Bizim podcastimiz de harita bakıyorum ben bazen. Hı hı. Avustralya, Yeni Zelanda. O Yeni Zelanda'ya kadar ulaşmış. Ulaşmış. Sesimiz oraya kadar gitmiş. Ah süper. Ben sana dedim volümü biraz azalt diye. Ama demin ölçtün ya, desibelimiz aynı. 48 desibel. 48-49-50. Ben neyse sanki böyle mikrofonu ağzıma sokmuşum da öyle konuşuyormuşum gibi geliyor bana kendi sesim dinlerken. Kendi sesin olduğun için büyük ihtimal. Hmm, olabilir. Peki. Yeni nesil bu arada kaynamasın arada. Yok kaynamadı ama biliyorsun biz hemen direkt konuya giremiyoruz. Giremiyoruz bir yani, türlü. Evet. Çevresinde dolan. Ama şey hani giriş kapısı arıyoruz, o yüzden dolanıyoruz. Kapıyı bulunca direkt dolanıyoruz. Kaçırıyoruz. Evet aynen öyle. Ya yeni nesil tabii ben daha önceki podcastlerde de bahsetmiştim. Hani iflah olmaz bir iyimser olduğum için. Evet. Yeni nesil gayet iyi yetişiyor ve güzel gidiyor derim. Ah canım bana benim. Sorarsan. Ya. Şey, biz niye görmüyoruz bu yeni nesli diyorsun belki yani, çevrende. Evet. Hani ne diyeyim, genelleme yapmaktan hep kaçınmışımdır. Evet.
yeni nesil diye tek bir tür yok. Nasıl yani? Hani standart basma kalıp bütün özellikleriyle aynı, işte budur yeni nesil diye bana tarif edebileceğim bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ya yeni nesil derken zaten yaştan dolayı bahsetmiyor muyuz? Evet. Nesil dediğimiz ne? Son 10 yıl mı? Dönem dönem bence. Çağ mı? Çığır mı? Ne, nesil ne ya? Biz aslında onu bir şey yapsak. Nesil ne demek? Bilmediğimiz bir konuyu mu konuşuyoruz şu an? Daha başlıktaki kelime. Yeni nesil derken ben hani şöyle söyleyeyim. Bizden çok daha genç olanlar. Şöyle yani 18 yaş ve öncesi. Şu son hani etrafımızda gördüğümüz. Teenagers. Evet, İngilizcesi o. Yeni nesil. Yeni yetme. Yeni yetme, evet. Yani 18 yaş ve öncesi. Ne? Kötü, kötü mü? Şimdi şöyle, tabii ki her zaman kurunun yanında biliyorsun yaş da yanıyor. İlla ki çok iyi yetiştirilen çocuklarımız da var, yeni nesil de var. Onları tenzih ediyorum, anne ve babalarını. Sakın insanlar demesinler ki işte ay Emel çok ön yargılı yaklaşıyor. Ben de biliyorsun hep arabam olmadığı için hep otobüslerde, dolmuşlarda falan takılıyorum. Yani daha çok tabiri caizse halkın arasında daha çok karışıp temas etme imkanını buluyorum. Ben tanımıyorum o halkı. Sen asilzade, ben soytarı. Halk ne yapıyor falan. Halk ne yapıyor biliyor musun? Ah yavrum, halk artık. Yani şimdi şaka bir yana tabii. Neyse, o konulara hiç girmeyeceğim. Şimdi şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Şimdi eskiden benim zamanımda, 80'li yıllar, belki 90'lı yılların ortalarına kadar. Hani otobüste yaşlı birisini gördüğün zaman yer verirsin. Verirdik yani biz. Öyle verirdik. Ama şimdi gençler kulaklarına kulaklığı takmışlar. Yaşlı binince hemen uyku pozisyonuna, sleep mode on yani. Direkt uyuyor. Tabii gözlerini kapatıp işte baştan cama yaslıyorlar. Görmezden geliyorlar. Ve ben o kadar fazla insanı uyarıyorum ki bir gün dayak yiyeceğim gerçekten. Diyorum ki işte genç kalk da işte amcaya veya teyzeye yer ver. Ya ben hani 40 küsur yaşındayım. Ayakta duruyorum. Hele hele otobüslerde biliyorsun 65 yaş üzeri ücretsiz biniyor otobüslere. Doğru. Ben bu yaşımda boş yer varsa inan oturmuyorum. Ki yaşlılar bir onların hakkı. Birileri otursun diye. Yani çok sinirlerim bozuluyor. Bu insanlara hani anne babaları nasıl bir mesaj veriyor acaba? Nasıl bir mesaj ya da vermiyor. Evladım, çünkü biliyorsun. Uyanık ol. Bak kaptığın yere otur. Hatta bak şöyle de teknikler geliştir. Uyku moduna nasıl geçilir 10 derste? Kulağına kulaklığı tak ama çalıştırma. Herkes zannettiğin zannetsin ki bir şey dinliyorsun şeklinde. Yani bu gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Saygı diye bir şey de kalmadı. Kendi o dediğin dönemi düşünüyorum. Yer verdiğim zamanlar da oldu ama hakikaten görmezden gelmeye çalışarak camdan böyle püpür dikkat camdan uyumayı düşünmemiştim. O zaman kulaklığımda yoktu. Hani dinlenecek bir şey de yoktu belki. Walkman'lar vardı o zamanlarda. Walkman'lar vardı ama çok sonraydı o. Benim hiç Walkman'ım olmadı hayatta. Pardon. Evet. Çok ezik büyüdüm. Derin bir yara yaptı. tabii insan 150 yaşında olunca. Olunca haliyle. Henüz icat olmamıştı. Camdan dışarı baktığımı gayet iyi hatırlıyorum görmezden gelerek. Neden yaptın bunu peki? Bir sürü sebebi olabilir. Ya yaşlı adam da evinde otursun bu saatte ne arıyor? Bir de şeyler vardı sonradan. İşte sabah 10 ile akşam 4 arası ücretsiz falan gibisinden. Tabii siz günden geliyorsunuz. Lay lay ben işte okuldayım falanım. İşte beden dersi vardı vesaire. Kendimi daha hak görüyordum orada. Yani ben kötü biriyim şimdi. Ya kötü biriymişsin değil de hadi hani olabilir ama yani bunu hep yapıyorsan eğer o sessizlik hep yapıyormuş demek ki sayın. Şu an derine daldım. Hep yapıyormuşsun demek ki. verdiğim zamanlar, yer verdiğim zamanlar da oldu gerçekten de. Şimdi kendi neslimi düşündüğümde o zamanki yeni nesil olan beni düşündüğümde o yüzden sorum oydu hani tek tip. Yani bütün arkadaşlarımız veriyordu, bütün arkadaşlarımız da vermiyordu yer diyemem ki. Yer veren de vardı, vermeyen de şöyle vardı. Bugün ama, veren vardı, yarın vermeyen vardı. Ama çoğunluk veriyordu. Çoğunluk gerçekten veriyordu. Öyle bir düşün. Bu sayı gittikçe azalıyor. Mesela el öpme olayı. Yok. Yok.
hiç kalmadı. O bir saygı göstergesidir. Yani bence sonuçta karşındaki insan işte 60 küsür yaşının üstünde, yaşadıkları, onlar bir kere bizim ülkemizi bu hale getirdiler. Onlara çok şey borçluyuz. Onlar ya, olmasa ya, biz olmayız. Tamam, teşekkür düşün. Yani ne yapacağız? Esas duruştan duracağız karşısında. Ya esas duruşta durma da bir saygı, ne bileyim, bacaklarını böyle hani yayılarak karşısında da oturma bir büyüğünün. Dediğin doğru. Hani hatta evde bile bir büyük geldiğinde hemen ayağa kalkılırmış. Tabii. İşte büyükler konuşur, küçükler dinlermiş. Hatta şey, atasözde öyleymiş ya. Su küçüğü söz büyüğü. Söz büyüğünmüş. Evet. Hani özür, su küçüğün değil onun aslı. Sus küçüğün, söz büyüğünmüş. Ha öyle mi? Evet. Aa, ben o su küçüğün. Bir de ne alaka suyla söz, ben de böyle çok bağdaştıramazdım. Aa, sus bu... küçüğün, söz büyüğün. Peki ortada hol yok, yumurta yok mu? Fol yok, yumurta fol, yok. Fol tabii ki. Fol. Evet. Hol dersen şey, evin girişinde. Koridor. Orada yumurta yok bak. Ha, orada tamam. Dolayısıyla sus küçüğün, böyle büyütülmüşüz. Hani annem beni, zaten ben uslu bir çocukluk geçirmişim de. Hı hı. Annem şey derdi. Diyelim ki kadınlar kendi aralarında konuşuyorlar. Ben de küçüğüm, işte annemin yanında oturuyorum. Hı hı. Oyuncaklarımla oynuyorum. Hı hı. Böyle çok hafif annemin dizine dokunurmuşum. Hani bir şey söyleyeceğim. O da konuşmaları bitince fark evin edince... Tersine, bir ara bakarmış, işte su istiyorum diye susadım dermişim, bana su verirlermiş. Döner konuşurmuş. Su istediğini dönüp konuşuyormuş. Devam edelim. Ondan sonrasında hani ben bazen şey derim, biz kayıp nesliz. Küçüklüğümüzde konuşamadık, büyüdük, çocuklarımız oldu. Çocuklar konuştuğu için biz gene konuşamıyoruz. Biz de bütün hırsımızı o yüzden bu podcast'te podcast çıkartıyoruz. Hadi şimdi ya, susturun da görelim. Ya tabii ben hani böyle, evet biz biraz katı yetiştirildik. Hı-hı. Ama hani o kadar da katı olunmasın. Ama şimdiki böyle yeni nesile baktığım zaman diyorlar ki mesela hani, ay öğretmenler zaten hiçbir iş yapmıyor. İşte öğretmenler çocuklara eğitim versin. Yok öyle bir dünya. Bir kere eğitim evde başlayacak. Evet. Sen çocuğuna kendi eğitimini vereceksin ki tabiri caizse öğretmenler onu yontsunlar. Evet, evet, evet. Yani öğretmen senin çocuğunun kişiliğinin oluşturulmasını, şahsiyet kazanmasını, temel hani eğitimi vermekle yükümlü değil. O müfredattaki olanlara senin çocuğuna anlatıp birazcık daha bilgi dağarcığını genişletmek falan, ama ne bileyim, yaratıcı olmasını sen sağlayabilirsin evde. Şımarık olmamasını sen sağlayabilirsin evde. Doğru, doğru. Bir geçenlerde bir asansöre binmiştim. Bir de baba oğul bindi. Çocuk küçük. Hı hı. Anaokul ya da ilkokul falan gibi. Biraz böyle üzülüyor, ağlıyor çocuk. Gözleri yaşlı. Okulda işte bir şey olmuş. Dayak yemiş ya da bunu itip sürmüşler falan. Baba ya neyse falan filan diyor. Asansörde bir tane de bir amca vardı. O da dedi ki böyle, yani üstüne ne vazife aslında bakarsan. Aa dedi, evladım kendini savunacaksın dedi. İki tokatla sen çaksaydın ona. Şöyle yap, böyle yap falan. bir dakika dedi babası. Dedim ki ben de hani beyefendi bir dakika, yani kendi evet, terbiyelerini kendileri verirler. Acaba işte evde hangi şeyleri alıyor? O coşkuyla işte o yer vermeden hareket ettik ya. Sakın, hı hı, yer verme, deli misin, inayi misin? Sen de bir bilet veriyorsun, o da tabii para veriyor. Tabii. Mu diyor. Yoksa bak onlar saygı işte hakikaten hani ülkenin diyelim ki kalkınmasına ya, destek ki sağlamış tabii bir kişi ki, emekli şimdi. Tabii ki. Acaba hangi mesajı veriyor? Ya işte o mesajları şu. Şimdiki yani daha genç anne babalar şimdi hani teknolojinin ilerlemesiyle beraber hayatımızda zaten çok zorlaşmaya başladı ve çok hızlı bir tempoyla çalışıyoruz. Ben daha önce söylediğimi bilmiyorum. Yani benim apartmanda 9 kişi var. Bak 9 daireyiz. Minnacık bir apartman. 3 daireyi tanıyorum. Geri kalanı tanımıyorsun. Geri kalanı tanımıyorum çünkü hiç görmüyorum. Şimdi tabii ki dolayısıyla anne babalar çok çalışıyorlar, eve geliyorlar, çocuk yorgun oluyorlar, çocuklarına şey zaman ayıramıyorlar, oynayamıyorlar. Çünkü bak oynamak da çocuğun biliyorsun hep konuşuyoruz, evet, yaratıcılığını doğru geliştirir. Doğru. Veriyor eline telefonu, veriyor eline tableti çocuğun. Hani bunu belki kötü niyetli yapmıyor. Çünkü yorgun, çünkü uğraşamayacak.
Oyalansın. Oyalansın diye. Ama bu sefer sen çocuğunla konuşmazsan, bazı şeyleri ona öğretmezsen, sen onunla oyun oynamazsan, sen onun belli başlı değerlerini, temel şeylerini vermezsen, olmuyor. Her istediğini anlayacaksın. Topluma salarsan. Topluma salarsan da böyle oluyor. Doğru, doğru. Yani bu şey de var biliyorsun, sosyal medyadan dolayı da çok fazla dejenere olduğu, evet, evet, şeyler. Sen hiç hatırlıyor musun otobüs durağında oturup işte atıyorum iki gencin işte sarmaş dolaş öpüştüğünü falan, hatırlıyor musun sen bizim zamanımızda? Hatırlamıyorum. Şimdi görüyorsun mesela, ben görüyorum. Sen görmüyorsun. Sen halkın arasında karışmadığın için görmüyorsun. Ben Kadir Lağım'la giderken... Yani hani ben şey demiyorum işte, çok işte evvel geri kafalı böyle düşünüyor falan değil. Hani evet öpüşeceksin ama bunun da bir edebi var arkadaş. Bir kere şımarıklar. Ne düşünüyorsun sen? Ay ben nasıl sinirlendiysem. Çok gerçekten çok üzülüyorum. Evet üzülüyorsun. Çok üzülüyorum. Bu güzel bir şey. Ya böyle gelmiş böyle gider demiyorsun. Hani vurdum duymazlık yapmıyorsun. Bu güzel bir şey. Burada tabii meşhur hani deniz yıldızı hikayesi var ya. Tamamını belki kurtaramıyorsun ama işte eğilip yerden bir deniz yıldızı almış, karaya vuran, denize fırlatmış. Ama bak bunun için fark etti. Hani onu kurtardım. O sebeple belki de bu bizce pozitif olan düşüncelerimizi ne kadar çok kişiye ulaştırabiliyorsak, dokunabiliyorsak onlar da bir olumlu etki yaratmış oluyoruz. Evet. Daha önceki bölümlerde de bir kısaca bahsettiğimi hatırlıyorum. İşte ebeveyn, çocuk, yetişkin diye üçlü ilişkimiz var. Bahsetmedik mi? Kaşlarını kaldırdı Emel bana. Evet, kaşlarımı kaldırıyoruz. Sanki mi? Tamam. Doğan Cüceli onu da okumuştum kitaplarında. Bahsederdi çokça. İşte üç tür ilişkimiz var aslında. Ebeveyn, çocuk ve yetişkin. Bizim genellikle biraz da kültürümüzün ne diyeyim doğal bir uzantısı olarak genellikle ebeveyn çocuk ilişkimiz var. Yani her ilişkiye geçtiğimiz kişide bir taraf anne baba ebeveyn ya da büyük rolünde, öteki de küçük rolünde. Yetişkinler arada mı kaynadı? Ne oldu onlara? Yetişkin yetişkine ilişkimiz çok az. Hatta şöyle bir örnek sanıyorum Üstün Dökmen Hoca vermişti şöyle bir örneği. Müsteşarla oturuyoruz diyor. Bakan arıyor diyor müsteşarı şimdi. Bakan ve müsteşar haliyle bakan ebeveyn, müsteşar da çocuk. Çocuk. Hani. Bir şey söylüyor telefonda diyor. Tamam abi, oldu abi, ben yaparım hemen falan diyor şimdi. Kapatınca o da tabii ki kendi bağlı müdürüne, elemanına o talimatı aktaracak. Evladım şunu şöyle şöyle yap diyor. Orada da bu sefer rol değişiyor. Müsteşar ebeveyn oluyor. Kimse o muhatap. Bir laf var ya hani köpek sahibi köpeğe, köpek de kuyruğuna, onun gibi bir şey olmuş biraz. Olabilir hani. Evet. İti de it kuyruğuna. İşte it kelimesini kullanmayayım diye kibar söyleyeyim. Da söyledin. Ben onu direkt bodoslama. Yetişkin yetişkine iletişim olduğunda daha nitelikli oluyor. Biz özellikle çocuklara, hele arada bir de yaş farkı varken, doğal olarak zaten biz onların ebeveyniyiz. Evet. Onlar da bizim çocuğumuz. Tabii. Biz ne dersek o olur. Biz ne dersek o olur. Hani kes sesini, şunu yap, ben senin adına karar verdim vesaire. Öyle olunca da o nesil aslında, diyelim ki 18'e kadarı konuşuyoruz şimdi. 18'e kadarki bölümde yaşının gereği olarak da çok da bir şey yaşamamış oluyor gibime geliyor. Hep diyelim ki kişi 12 yaşında, biz 8 gibi davranıyoruz. Çok haklısın ama bu biraz bizim neslimizdeki ebeveynlerin bize davrandıkları gibi oldu sanki. Evet ama büyük ihtimal aynısında biz aynı tarzı yansıtıyoruz. Kızına şimdi sen kıyafetini seçmede, yemeğini yemede, sınava girecek bölümünü seçmede ne kadar özgür bırakacaksın? Ben komple özgür bıraktım. İnanayım mı? Yani kaç yaşından sonra yemeğini, yani yemek konusunda evet özgür Selin. Çünkü neden? Hani belli bir... Selin'in telefonu var mı bende? Arıyor, sorabilirsin. Yani hele hele 12 yaşından sonra, belki 11 yaşından sonra hiç karışamadım yemek konusunda. Karışamadım. Karışmak istedim ama yok, izin vermedi. Aynen. Tabii öyle oldu. Şimdiki yeni nesil öyle çünkü. Hani komple kötü değil ama yetiştirebiliyor olmak çok farklı bir şey. Bir kere çaba sarf etmek, onların daha iyi bir geleceği için çaba sarf etmek elbette olmazsa olmaz. Evet. Çaba sarf etmezsek hani onları öylece bırakmış oluruz. Bu doğru bir şey değil. Fakat
Şöyle bir atasözünü duyunca çok hoşuma gitmişti. Bunu da birçok yerde sık sık kullanıyorum. Umarım tekrarı burada olmaz. Taç giyen baş akıllanır. Sorumluluk verdiğin zaman. Verdiğinde bunun gereğini yerine getirir insanlar. Evet. Evet, bazen önemli. Oluyor ya. Ya hiçbir zaman bu böyle, diyelim ki odası çok dağınık. Hiçbir zaman bu böyle derli toplu olmayacak endişesi oluyor anne babalarda ve çokça da üstüne gidiliyor. Değil vallahi ya. Zamanı geldi mi üstünü başını da temizliyor. yemeğini de yapıyor, işini de buluyor. Ne bileyim kendi o sorumluluğu. İşte o mu bizim çevremizdekiler belki. Yani hani çok yakın çevremiz veya kendi çocuklarımız böyle. Biz hani mesela çocuklarımıza şunu keşke öğretebilsek evlerimizde. Hani bunu ben de yapmadım ama geçenlerde bir şey okuyordum. Oradan gördüm. Çok hoşuma gitti. Diyor ki çocuklarınıza kısıtlı bir bütçeyle hangi yemekleri hazırlayabileceklerini öğretin diyor. Mesela bu inanılmaz güzel bir şey. Şimdi zaten tüketici toplum olduk biliyorsun. Birçoğumuz evde yemek yapmıyoruz yani. Ben dahil. Hani tembellik yapıyoruz. Tembellik yapıyoruz. Dışarıda yiyelim. Çünkü atıyorum evde işte alışveriş yapacaksın. Onun bir maliyeti var. Eve geleceksin. Oradaki harcadığın zamandır, elektriği, suyudur, mutfaktaki. Hani ona karşılık o kadar işte atıyorum onun maliyeti 50 liraysa salladım şu anda. Gidip dışarıda 30 liraya karnını doyurabiliyorsun mesela. Hani çok kötü bir örnek. 30 liraya çatal yiyebiliyorsun sadece şimdiki bu devirde. Yani bu çok hoşuma gitti böyle. Hani neden değişik şeyler öğretemiyoruz biz çocuklarımıza? Biz mi uğraşmıyoruz? Ellerine direkt hakikaten iPad'leri veriyoruz değil mi? Kendimi de katıyorum da ben bu işin içerisine. Sanki ben yapmışım. Ben çok mükemmel bir anneyim açısından değil. Ben sadece hani yapmamaya çalışıyorum ve gördüklerimden yola çıkarak oluyor. Ben çok sinirleniyorum gün içerisinde. Yemin ediyorum tansiyon hastasıyım zaten. Tamam yapıyorum da çok kızıyorum ya. Ya binme şu anne babalarına kızıyorum. Binme şu halk otobüsüne diyorum inanmıyorsun. Anne babalara çok kızıyorum ya. Arkadaş çocuğunun 76 tane tişörtü varsa 77.yi alma ya. Evet. Bir dakika 76 da çok bayağı almış anne baba. Bayağı almış. Evet, bu sebeple hani çocuklar da sınırsız bir kaynak olduğunu zannediyor. Evet. Ve zaten de mutsuz oluyor. Evet. Hani 76 ile 77 arasında yüzde bilmem kaçlık bir mutluluk farkı olur. Evet. Birken iki olunca yüzde yüz hani onun gibi. Yıllar önce bir tane şey hatırlıyorum. Bolu'da bir baba oğul, yabancıydı bunlar, hangi ulustan olduğunu hatırlamıyorum. Herhalde kayak falan yaparken ya da işte kışın trekking yaparken yollarını kaybediyorlar. 2 gün, 3 gün bunlardan haber alınamadı. Öldü mü, dondu mu falan diye. Böyle gazetelere o zaman için haber olmuştu. Sanki hatırlıyor gibi. Sonra sağ bulundular. Ama şöyle bir şey. Bir tane böyle bir mağara gibi bir yer buluyorlar. Çocuk onun içinde kalıyor. 7-8 yaşındaki bir çocuk. İçinde kalıyor. Baba yürüyüşe yani birilerini bulayım diye yürüyor. Belki bir gün diyelim ki yürüyor. Bir yer buluyor. Tekrar geliyorlar. 1,5-2 gün neredeyse çocuk tek başına orada kalıyor. Fakat bu çocuğa daha önceden hani biraz izcilik falan gibi şeyler olur ya. Belki de baba böyle şeylere meraklı olduğu için bilmiyorum. Olabilir. Tek başına şurada şöyle kalırsa nasıl hayatta kalacağı belki hani psikolojik olarak da korkmadan kendi kendisine ya da soğuktan donmadan falan gibi bir şeyleri de öğretmişmiş meğer ve birebir de onu yaşama fırsatı i̇şte, olmuş oldu. Evet. Şimdi o sebeple hani çocuklarımızı bu, o ne diyeyim az bütçeyle yemek yapma işi çok hoşuma gitti. Evet benim de çok hoşuma gitti. Bu anlamda geleceğe ne ölçüde hazırlıyoruz? Tabii. Tamam şikayetçi oluyoruz onlardan da. Ne ölçüde geleceğe hazırlıyoruz? Evet. Onlara acaba hayatın iniş çıkışlarını gösteriyor muyuz? Yoksa hep toz pembe bir kendimiz hani ne diyeyim kıvranıyoruz bütçe olarak problem yaşıyoruz ama onun istediği telefonu alıyoruz. Evet. Onun istediği işte bilmem hayatı ona sunmaya çalışıyoruz. Evet. Hiç bunları yaşamıyor. Evet, bir kere çocuklarımıza yaratıcı olmayı da öğretmemiz lazım. Yani hep çünkü veriyorsun alıyor. Veremediğin zaman ne yapması gerektiğini kendisi bulmak zorunda. Evet. Hani bunun illaki yöntemleri var, kitapları var. İnsanlar okuyup araştırabilirler. Çok küçük yaşta değişik oyunlar oynatarak yaratıcılığını tetiklemeyi öğretebilirsiniz çocuğa. Yani biz hani
gerçekten yeni nesil yeni nesil diye kızıyoruz ama aslında anne babalarına bakmamız lazım. Evet evet. Yetiştiren onlar. Yetiştiren onlar çünkü. Ama şunu da düşünüyorsun. Farkındalığı yok insanların. Onları da bir anne baba yetiştirmiş. Hani çok belki eğitim imkanları yoktu, şusu vardı ama yani teknoloji diye bir şey var arkadaş. Yani aç, oku, araştır. Bunlar çok zor şey değil. Değil. Yani çocuğunla vakit geçir. O fırsatı onlara, çocuklara o fırsatı vermemiz gerekiyor. Evet, gerçekten. O fırsatı var. Yaşlarının gereği belki de hafif üzerinde böyle hafif de zorlayarak belki de bir şeyleri edinmelerini sağlayabiliriz. Tabii şöyle de oluyor. Hiç siz de yapmış mıydınız? İki tane bardağın altını deliyorsun, araya telefon. İp geriyorsun. Telsiz miydi? Evet. Telgraf mı derdik? Telefon. Evet. Telefon evet. Herhalde. Böyle evet. Odanın bir ucuna geçersin, evet, buradan evet. Fısıldarsın, o da duyar. Hatta kibrit kutusu da bile yapılabiliyordu galiba. Biz zengindik, biz kristal bardaktan yapıyorduk. Kristal bardaktan. Bayağı zor oluyordu. Bayağı delmek zor oluyordu. Tabii. Ama zengindik, uşağımız vardı, onu deldiriyorduk. Elmas uçlu şeyle deliyorduk matkapla. Çocuklar böyle evde sıkılıyorlar. Durun dedim size, ben çok orijinal bir şey yapacağım falan. Nedir? Durun, sürpriz bu. İşte plastik bardak bulduk evde. Deldik böyle, ip taktık, düğümleyerek böyle içine. Sen dedim şimdi odanın öbür köşesine geç. Geçtik. Şimdi ipi geriyoruz dedim, kulağına daya. Ben buradan şimdi fısıldadım. İşte beni duyuyor musun falan. Duyuyorum dedi. Nasıl dedim? Duyuyorum baba, çok saçma bir şey bu. Şimdi hani cep telefonu yok, WhatsApp üzerinden görüntülü falan filanın kendini. Ben ona neymiş efendim, ipten bak ses gidiyormuş. Böyle direkt attığını hatırlıyorum, böyle bardağı direkt yere attı. Çok saçma bir şey, ne bu dedi. Ben çok bozulmuştum. Bizim çünkü imkanlarımız o zaman öyleydi. Sihir gibi bir şeydi o. Tabii canım. Ses geliyor, nasıl geliyor falan. Şey hatırlamıyor musun? Ben hatırlıyorum hani mahallede aşağı inip oynarken böyle... araba yapmışlar, tel geçirmişler, telden evet, araba yaptım, tabii. Ha, telden hani erkekler. Direkt dümen gibi böyle çevirirsin, sağa evet, döner. Evet, aynen öyle. Tabii. Yani bizim neslimiz daha mı yaratıcıydı acaba ya? Şöyle, imkansızlık sebebiyle bütün oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Hani evet. Nadiren birisi bir Almanya'dan gelecek, dışarılardan gelecek, bir hediye getirecek. Hani evet. Plastik ya da benim mesela trenim falan vardı, böyle rayları var falan. Çok orijinal bir şeydi. Ama onun dışında uçurtmanı kendin yaparsın. Ne bileyim. Bezden bebek yapardı annemize mesela. Bezden bebek yaparsın. Evet. Veya komşu. Evet, evet. Her şeyi böyle bir, hatta mahallede el birliğiyle çocuklarla tabii, birlikte tabii. Bir şeyler tabii. Yaparsın. Tabii ki de hatta okulda da resim dosyamızı kendimiz yapardık. Ha. İki tane mukavva, işte cilt bezi falan alırsın. Resim, el işi resim gibi dersler vardı. Hı hı. Oranın ilk bir iki tanesinde öncelikle bir resim dosyası yaparsın. O ilkokulda mı? Hayır, ilkokul ya da kolejde de hatırlıyorum ben öyle. Ha, ben hani şey, burada okumadığım için şey bilemedim ben. O yüzden evet. Yaptım sanki. Hoşuna giderdi insanın. Çok güzel kitap bir şey. Ciltlemeyi öğretmişlerdi bize tek evet. Tek. İşte sırtına şöyle yaparsın falan diye. Alınınca artık her şey belki de hani çağ onu gerektiriyor. Şimdi bazen insanlar nostalji yapıp çok geçmişe evet. Özeniyorlar. Veya işte Ankara'da diyelim ki şehirleşme ya her şehirde var. Ben birkaç kişiden şey duymuştum. Hani, Ankara'nın ruhu öldü. Tamam da 500 bindi. Şimdi 5,5 milyon. Evet. Nasıl koruyacağız bu ruhu? Yani evet, batılı ülkeler çok daha bir eski şehri bir kenarda evet, tutuyorlar. Evet, evet. Yerleşim yerini başka yere yapıyorlar hı-hı. Falan ama gene de bu nüfusa bir şey yapmak lazım. Hı-hı. Nesil de o yüzden de hani ona gelmek istiyorum. Ben hani kötüye gidiyor ya inanmam. Kötüye gitmiyor. Yani ben de kötüye gittiğini düşünmüyorum. Hı-hı. Ama eskiye kıyasla daha kötü diyorum. Eğer önlem almazsak, şimdi şöyle, çocuklarımıza birçoğumuz özgüven adı altında aslında şımarıklık öğretiyor. Doğru. Ay ben ona karışmıyorum. O kendi kararlarını kendisi nasıl istiyorsa öyle yapsın. Öyle bir dünya yok bir kere. Sen anne babaysan o çizgini koruyacaksın. Daha çocuk 5 yaşında. Ne özgüveninden bahsediyorsun? Ya da nasıl böyle ipleri hemen eline, kendi kararlarını kendi versin. Belli konularda verir. Oyuncağını kendi seçer, kıyafetini kendi seçer falan. Ama onun haricinde öyle bir... Ben biraz sert miyim ya? Ben biraz çok disiplinliyim herhalde bu şu konuda. Şu an tırstım. Ben bile tırstım. Ay yazık yani. Çocuğuma çok acıdım şimdi gerçekten.
Haklılık payın elbette ki var bunda. Ben hatta şey görmüştüm, bir tabela. Okul servisindeydi galiba. Okulun adı veya kolejin. Çok özel bireyler kolejiydi adı. Öyle mi? Çok özel bireyler koleji. Hmm. Umuyorum bizi dava etmez, hani kötü konuşuyorum gibi. Şimdi ben o okula gidiyor olsam hakikaten şımarırım ve tabii herkese derim ki hani hadi bakalım benim için ne yapıyorsunuz? Ben evet, çok özel ve süper bir bireyim. Evet. Gösterin kendinizi. Evet. Marifetlerinizi evet, sergileyin. Doğru söylüyorsun. Biz X ilkokuluna gidiyorduk sıradan. Evet. Biz evet, de normal vatandaşlardık. Burada şey denir ya, İzmit haritasıyla Bursa'da yol bulamaz. Ya aradın mı yoksa? Ben Ankara'da İstanbul haritasıyla aradım. Çok iyi tepkin ya. Ya. Şey demiştim bir de, o hatta Türkçe İngilizce olan da mıydı? Mesela işte Bill Gates öldükten veya şey Steve Jobs öldükten sonra öldü mü? Demiştim. Çok hoşuma gitmişti o. Burada da ya deyince. Elimizdeki cetvel ne? Ve biz neyi ölçüyoruz? Şimdi biz işte X kuşağı, X'in öncesi kuşak. Hı hı. Cetvelimiz bu kuşakta öğrendiğimiz. Şimdi biz bu cetvelle yeni nesli ölçüyorsak vallahi doğru bir şey çıkmayacak. Çıkmayacak tabii ki. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Özür dilerim. O yüzden de hani doğrusu ne? Doğrusu belki ne biliyor musun? Bu belki hani birkaç hafta sonra veya yayınlayacağımız bu değerlerle ilgili bir podcast yapmayı düşünüyoruz seninle. Hı hı. Hani aslında oradaki hani temel değerleri öğrenebiliyorsan, evrensel değerler. Asgari müşterek. Evet. Yani onları öğretsen bile yeter. Ama yani yaratıcılık mesela çok önemli. Yaratıcı olmayı öğretmeliyiz bence. Hani survival, işte ayakta kendi ayakları üzerine dikilmeyi öğretmek. Sorumluluk ver, evet. Faydalı olmayı öğretmek. Evet. Ülken için ne yapıyorsun? Evet. Dünya için ne yapıyorsun? Saygı. Ben bir numaraya saygı. Çok takım. Bir numaraya saygı. Bak mesela şunu da ben görüyorum. Şimdi alışveriş merkezlerindeki asansörleri kullanma önceliği kimlerde? Yaşlı, hamile, çocuklu. Çocuk arabası olanlarda veya değil mi? Evet. Şimdi git alışveriş merkezine lütfen bir bak. Komple genç dolu. Komple evet, anne baba dolu. Evet. Yani büyük böyle evet, orta yaş falan. Evet. Arkadaş yürüyen merdiven var ya. Bir de üstelik yürüyor. Bir de üstelik yürüyor yani. Sen bir şey yapmıyorsun. Duruyorsun, o seni yürütüyor. Yani ben o kadar artık sıkıldım insanları uyarmaktan ve kavga etmekten. Ciddi söyleyeyim, bir gün beni fena dövecekler. Ben o yüzden AVM'ye gidemiyorum, seninle karşılaşırım. Ya ben seni görmezden gelirim zaten. Kaçın hemen böyle geliyor. Hayır, önünde böyle çocuk arabasıyla bekliyor asansörün. Yani içinde bebek var. Ve yandan birisi gidiyor. Yandan birisi fırt 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 giriyor. Ah ya, arkadaş. Bir sonraki hafta değerleri konuşalım öyleyse. Olur, bir sonraki değerler hafta hakikaten önemli. Evet. Fakat buradan podcast dinleyicilerini uyarıyorum. AVM'lerde eğer asansörden insanları alıp dışarı fırlatan biri varsa o emel olma ihtimali var. Henüz fiziksel olmadı. Benim sözel sadece. O aşamaya geçmedi henüz. Yani uyaralım birbirimizi, uyaralım tabii, yani. Tabii, bunların da güzelce uyarma yöntemleri var. Yani tabii ben böyle dayak yiyeceğim falan değil mi? İnan ki böyle kavga gürültü değil yani. Hani güzelce uyarıyorum. Doğru. Ama insanımız bazen güzelceden de anlamıyor. Olsun. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum kendi adıma. Malzeme bu. Kendi vicdanıma göre. Hani ben başkasının çocuğunun eğitimini veremem. Tabii. Ama şu da var. Hani derler ya hani, sen terbiyesini vermezsen çocuğunu mutlaka verecek başka birileri çıkıyor olur ileride. Ve yani çok başı çok ağrıyabilir. Evet. Çok yani büyük, çok büyük. Yani bunun bir önlemini alalım. Hı-hı. Hep beraber. Peki. İstersen bu bölümü kapatalım. Olar. Kapatalım. Nerelerden ulaşıyorduk bizlere? Bizlere direkt artık böyle uzun uzun söylemeyeceğim. Sadece Instagram sayfamızı söylemek istiyorum. @organikbeyinlerpodcast Instagram sayfamız. Bir de Gmail adresimizi verelim. Oraya da güzel mailler gelmeye başladı. organikbeyinlerpodcast@gmail.com Bir de web sayfamızı söyle madem. O zaman organikbeyinler.net. Bir de bizi hani en kolay, en kısa YouTube ve Spotify'dan dinleyebilirler. Sayfamızdan da dinleyebilirler. Ayrıca geçtiğimiz programda veya ondan öncekindeydi, Google'a direkt Organik Beyinler Podcast dediğimizde zaten bir sürü platformda çıkıyoruz. Peki. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.